Korkak Yunan başkandan Türkiye'ye konuşalım mı yalakalı? Mitsotakis, Amerikan CNN kanalında Türkiye ile ilgili ilişkilere ve Doğu Akdeniz'deki duruma değindi. Mitsotakis, buradaki açıklamalarında Türkiye ile konuşmak istediğini söyledi. Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye dengeleri değiştirdi. Türkiye'nin bölgedeki adımları sonuç veriyor. Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesinden sonra dünya ülkelerinden Türkiye'ye ardarda kınamalar gelirken Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Birliği'nden medet bekliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yarın için müjdemiz var" söyleminin doğalgazın bulunduğu şeklinde yorumlanması Yunanistan'ı hareketlendirdi. Korkak Miço'dan geri adım geldi. Türkiye'ye karşı tehditkar açıklamalarda bulunan Yunan Başbakan Mitsotakis geri adım attı ve Türkiye'ye karşı iki uygar komşu gibi diyalog başlatma çağrısında bulundu. CNN kanalına verdiği röportajda Türkiye ile ikili ilişkilere ve Doğu Akdeniz'deki duruma değinen Mitsotakis açıklamalarında şu ifadeleri kullandı. Türkiye ile tek bir görüş ayrılığı var, deniz bölgelerinin belirlenmesi ve biz İki uygar komşu gibi oturup bunu konuşmamız gerektiğini söyledik. Eğer bu sorunu aramızda çözemezsek uluslararası mahkemeye başvurabiliriz. Egemen haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Ama bir gerilim aramıyoruz ve Türkiye'ye mesajımız basit. Meydan okumaya son verin ve gelin uygarca konuşalım. Uygarlıkla tabii alakası yok. Karaktersizin tekiler ama işte boş boş konuşuyorlar. Ayrıca Türkiye'nin kararlı duruşu Mitsotakis'in ulusal güvenlik danışmanını istifa etmesine neden oldu. Yunanistan Başbakanı Miço'nun ulusal güvenlik danışmanı Alexander Diakopoulos'un salı günü Yunan basınında Oruç Reis'e yönelik yaptığı açıklamalar tepkilere yol açmıştı. Doğu Akdeniz'deki sorunlar sorulduğunda Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında başarılı bir şekilde araştırma yaptığını söylemişti. Diakopoulos, "Kendimizi kandırmayalım, Oruç Reis sismik araştırmalar yaptı" demişti. Açıklamaların rahatsızlık uyandırması üzerine konuşan Diakopoulos, bu kez sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek Oruç Reis'in araştırma yapmayı denediğini ancak faaliyetlerini yarıda kestiğini ifade etmişti. Sözleri tepkilere yol açan Diakopoulos görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yaptığı açıklamada "hiç böyle bir niyetim yoktu. Dün yaptığım açıklama karışıklığa neden oldu. Başbakan'a ve hükümete yönelik soruna neden oldu. Onlarca yıldır ülkeme hizmet ettim ve her zaman sorumluluklarımı üstlenmeyi öğrendim. Bu nedenle Başbakan'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak görevimden istifa ediyorum" dedi. "Şu ana kadar yaptığım gibi her halükarda ülkeye ve hükümete yardım etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan'ın Cuma günü bir müjde açıklayacağını söylemesinden sonra Doğu Perinçek'te müjdenin doğalgaz olduğunu belirtti. Dün akşam da CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacağı müjde ele alınmıştı. Programda ABD merkezli Bloomberg News'in iki Türk yetkiliyle dayandırdığı "Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti" haberi de gündeme geldi. Programın konuklarından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğalgaz kaynağı bulunduğunu iddia etti. Doğu Perinçek, doğalgazın bulunduğundan haberi olduğunu söyledi. Yunanistan'ın bu yalakalığı da bu yüzden geliyor. Perinçek, Cuma'yı beklemeden programda müjdeler açıklanmış oldu. "Sayın Cumhurbaşkanımıza bırakalım müjdeyi ama verilen bilgiler, Zonguldak açıklarında hidrokarbon yatakları, doğalgaz bulunduğunu son 1-2 gün içerisinde biz de öğrendik. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız müjdesini kendisi verecektir. O müjdenin ne olduğu konusunda izin verirseniz bir açıklama yapmayalım" diye konuştu. Öte yandan Trump, "Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var" dedi. ABD Başkanı Trump, 2019'da Türkiye'nin başarıyla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nı kastederek, "Suriye ile Türkiye arasında askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün. Herkes bu korkunç" dedi. "Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var" dedi. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Perşembe günü Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi ile yapacağı görüşmenin içeriğine ilişkin soru üzerine, "Irak'tan büyük oranda askerimizi çektik. Bu saçma, sonu gelmeyen savaşlardan çıkıyoruz. Aslında ta en başında oraya hiç gitmemeliydik. Bence oraya gitmek tarihimizde verilmiş en kötü karardı. Ülkemiz Orta Doğu'da hiç olmamalıydı" yorumunda bulundu. ABD'nin Afganistan ve Suriye gibi ülkelerden de askerlerini çektiğini vurgulayan Trump,
Suriye ile Türkiye arasında askerlerimizi çektiğinde olanları düşünün. Herkes bu korkunç dedi. Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var dedi. Trump herkesin Suriye'den çıkarlarsa felaket olacağını söylediğinin ancak ortada bir felaket olmadığının da altını çizdi. Trump'tan Birleşik Arap Emirlikleri bombası ihanet anlaşmasını imzaladı, şimdi sıra ödülünde. Terör devleti İsrail ile ABD aracılığıyla normalleşme anlaşması imzalayan Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri, şimdi de ödül olarak her ülkeye satılmayan stratejik öneme sahip 5. nesil F-35 savaş uçağı alacak. F-35 satışını duyuran ABD Başkanı Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kesinlikle bu uçakların parasını ödeyecek parası var dedi. ABD Başkanı Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-35 savaş uçağı satın almak istediğini ve bu konuyu incelediklerini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD'den F-35 savaş uçağı satın almak istediğine dair iddiaları yanıtlayan Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kesinlikle bu uçakların parasını ödeyecek parası var. Bu iyi bir şey çünkü biliyorsunuz birçok kez ülkelerle 10 centlik anlaşmalar yapıyoruz. İstediklerini veriyoruz, sonra paralar olmadığı için ödeme yapamıyorlar ifadelerini kullandı. Trump bazı pilotlarla konuştuğunu ve F-35'lerin avantajının hava savunma sistemlerinde görünmemesinin kendileri için bir avantaj olduğunu belirterek "Konuştuğum pilotlar Tom Cruise'tan daha iyi görünüyordu" dedi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 satışı konusunda Trump "Onlar Birleşik Arap Emirlikleri F-35 satın almak istiyor. Ne olacağını göreceğiz. Bu konuyu inceliyoruz ancak Orta Doğu'daki barış konusunda büyük bir avantaj sundular" diye konuştu. Trump, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için varılan anlaşmaya Suudi Arabistan'ın da dahil olup olmayacağına yönelik bir soruya ise birçok ülke hızlı bir şekilde bu anlaşmaya geliyor. Hepsi geldiğinde İran'da gelecektir. Orta Doğu'da barış olacak, bu iyi olacak yanıtını verdi. Tabii Orta Doğu'da barış dediği her şey Amerika'nın ve İsrail'in dediği gibi olacak anlamına geliyor. Bunlar böyle planlar yapıyorlar ama Türkiye şu an doğalgazı buldu çok şükür. Yavaş yavaş onların uyumlarını daha önce bozduğu gibi yine bozacaktır. Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın başındaki satılmışlar. Halk bunlara karşı da bir öfke besliyor. Mısır halkı da aynı şekilde. Yani kısa bir zamanda halk onları istemeyecektir. Yine Arap Baharı gibi bir olaylar olacaktır. Çünkü orada da gerçekten dinini seven, vatanını seven Müslümanlar var ve gerçeklerin farkında olan Müslüman vatandaşlar var. Bunlar bu yapılanları hazmedemiyor. Bunların da büyük bir tepkisi olacaktır. O tepkiyi bunların hiçbiri hesap etmiyor. İşte o tepki geldiğinde Türkiye'nin istedikleri, yani Türkiye'nin istedikleri olacak ama Türkiye'nin istedikleri şu şekilde. Her ülkenin refah ve özgürlük içinde, barış içinde yaşaması olacaktır. Evet, video izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.